or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoda bitiş ekranı. YouTube'da biliyorsunuz yeni bir özellik bu. Ve güzel bir özellik. Videolarımızın bitişinde başka videolarımıza yönlendirmek için bu şekilde de izlemelerimizi artırabileceğimiz bir özellik. Buraya nasıl girip nasıl bu ayarları yaparız? Videomuzun bitimine bu bitiş kartlarını nasıl ekleriz? Onu birlikte göreceğiz. Öncelikle hangi videomuza ekleyeceksek o videomuza tıklıyoruz. Ben şu videoyu seçiyorum. Burada videomuzu video düzenleyi seçiyoruz. Aslında çok basit. Böyle bir zorluğu olan bir iş değil. Ama yapılması gereken, yapıldığında katkıları sitemize ve videolarımıza katkıları çok olacak bir özellik. Evet, şu bölümden ekliyoruz. İş ekranını tıklıyoruz. Böyle bir ekran geldi. Şurada görüntü kısmında ayarlar var. Görüntü kısmında ayarlarımız var. Kılavuzu göster. Evet, çeki kaldırdığımızda dikkat ederseniz kılavuzlar gidiyor. Evet. Öğeyi tuttur. Bu da öğenin oraya tutturulması ile ilgili. Bunların, bu çeklerin açık olması gerekiyor. Izgara. Bunları yerleştirmede bize yardımcı kısımlar olduğu için çeklerin açık olması gerekiyor. Yardımcı araçlar olduğu için çeklerin açık olması gerekiyor. Onun için gösterdim. Burada çeklerimiz açık. Şimdi üye ekle butonuna tıklayarak video veya oynatma listesi diyor. Buradan tavsiye edeceğimiz şeyler: abone ol kanalımızın sonuna kartolara ekleyebileceğimiz kanal, başka bir kanal tanıtmak için de buraya ekleyebiliyoruz. Ve bağlantılar, onaylanmış bir web sitesi bağlantı oluşturun. Bu da başka web sitelerine yönlendirmek için. Evet, etkinleştirilmedi diyor zaten. Bunun etkinleştirilmesi gerekiyor. Bizim esas konumuz şurada oynatma listesi, abone ve kanal olduğu için biz şurada öncelikle bir oynatma listesi eklemek istiyoruz. En son yüklenen diyor. Video veya oynatma listesi. Görüntüleyen için en iyisi. Bir video veya oynatma listesi seçin. Biz seçeceğiz. Yani isterseniz diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz. Ben bütün videolarımın olduğu oynatma listesini seçeceğim. Videolarım diye bakıyorum. Bunlar yüklenen videolarım. Oynatma listelerimiz burada. Şurada yüklenenler. Burada oynatma listesi. Bütün videolarımı seçiyorum. Öğeyi oluştur diyorum. Evet, şu anda ekledi kendisi. Burada 4 tane ekleyebiliyoruz. Evet, ikinciyi eklemek için de yine öğe ekle geliyoruz. Videoya oynatma listesi diyor. Abone ekleyelim bir de. Abone ol şeyi gibi. Evet, çıktı şu anda. Bunu kaydırıyoruz. Dikkat ederseniz bu yardımcı bizi alamadan falan bize yardımcı oluyor. Bu yardımcı araçlar, ızgaralar, diğer kılavuzlar. Evet, buraya da üyelikle ilgili koyuyoruz. Köşeye koyuyoruz. Üçüncü olarak da iki video ekleyelim. En son yüklenen diyelim mesela. Evet, en son yüklenen videomuzu da şöyle düzenliyoruz. Bir tane daha video ekleyelim. Görüntüleyen için en iyisi. Yani hangi konuda görüntüleme yapıyorsa
Onunla ilgili video. Evet, görüntüleyen için en iyisi. Onu da böyle alalım. Evet, 3 tane bir abonelik, bir oynatma listesi ve 2 videomuzu yüklemiş olduk. Ayarlamış olduk bu şekilde. Bunları yer değiştirmek istiyorum. Abone ol ikonumuz da var bizim. Orası abone ol ayrılmış olsun. Evet, bunları yükledik. Şimdi ayarlayacağımız başka bir konu daha var. Mesela bu son 20 saniye. Videomuzun son 20 saniyesinde çıkacak olan görüntüler bunlar. Eğer videomuzun sonlarında görüntü varsa, ses varsa, konuşma devam ediyorsa son 10 saniyeye alacağız bunu. Evet, şöyle son, hatta son 10 saniyeye alalım. Evet. Son 10 saniyeye şöyle tutup ayarlıyoruz. Böyle daha uygun oldu gibi. Evet, son 10 saniyeyi ayarlıyoruz. Bunu bir ön izleme yapalım. Nasıl gözüküyor diye. Evet, bu şekilde gözüküyor. Evet, güzel oldu. Şuradan kaydet yapıp çıkıyoruz. Aslında basit bir konu ama güzel, önemli bir konu. Buradan kaydediyoruz. Ve işlemimiz tamamlanmış oluyor. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.